Demokratik Suriye'nin bu bölgede oluşmasına sizce izin verirler mi? Mısır'a izin vermedi. Yani İsrail zaviyesinden söylüyorum bir Mursi geldi. Mursi denilen adamın onların zaviyesinden, sıkıntısından, belasından darbe yaptırarak zor kurtuldular. Şimdi bir de işleri güçleri yok da Suriyeli'yi Suriyeliler yönetsin deyip bir de İsrail'in hemen kuzey sınırlarında başlarına başka bir bela mı alsınlar? Suriye olayının gideceği şey şudur en iyi ihtimalini söylüyorum. Üç parçalı bir Suriye, bir parlamento etrafında garanti edilmiş koltuklar, Lübnan modeli, Makedonya modeli, Irak modeli diyebilirsiniz. Cumhurbaşkanının Nusayrilerden olduğu, başbakanın Sünnilerden olduğu, Genelkurmay başkanının Kürtlerden olduğu, titrek hükümetlerle yönetilen bir Suriye en iyi ihtimalli modeldir. Şimdi en iyi ihtimali bu olan Suriye'de sahadaki hiçbir gerçeklikle uyuşmayan söylemleri dikkate alarak rejimle görüşseniz ne olacak görüşmeseniz ne olacak Murat Hoca söyledi. Sahada yaşananlarla söylediğiniz cümleler arasında üst üste çakışmayacak birçok hakikat noktası varsa söylediğiniz çok fazla bir şeye tekabül etmiyor. Yani siz tamam rejimle anlaşmayı sağladınız dediniz ki gönderin. E kimse gitmez ki. İşte yüzde biri bile gitmez diyor. Ve sadece bu Murat Hoca'nın diye ya yayınlanmış çarşaf çarşaf listeler var. Dolayısıyla ben Suriye'nin en iyi ihtimal... Rejim bölgesine gitmez tabii. De rejim bölge, onu kastediyorum evet. tabii ki. Tabii Yoksa ki onu, kast onu kastediyorum tabii ki. Yani. Yani Rakka'yı örnek verdi. Bakın ben bir şey söyleyeyim. Rakka, Abbasi hilafetine başkentlik yapmış şehir. Yüzde 99'u efendime söyleyeyim, Sünni Müslümanlardan oluşan bir şehir. Bugün PKK-PYD'nin kontrolü altına girmiş durumda. Şimdi Suriye'de oynanan göç hareketleriyle demografik değişimi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki siyasi akıl bilmiyor mu? Yani direkt bunu oynanıyor zaten. Dolayısıyla ben bu şartlar altında Suriye ile ilgili sıkıntıları daha uzun vadede yaşamaya devam edeceğimizi, ama Türkiye'nin kendisi açısından güvenlikle ilgili ortaya koyduğu hususlar başta olmak üzere 3-4 tane parametrenin Türkiye'nin stratejik anlamda kendisine koyduğu hedefler olduğunu düşünüyorum. Bunlar arasındaki bazı hususlar Rusya ile çelişiyor, bazılarını da ortaklaşabiliyorsunuz. Mesela Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'ne harekat icra edilirken hava savunma sistemlerinin kapatılıp Türkiye'nin Afrin'e yönelik harekatı Rusya tarafından desteklendi. Neden? Konjonktür gereği onun da Amerika'ya çok yanaşmış PYD'ye Türkiye'nin eleyle biraz sopa attırmaya niyeti vardı ve bunu yaptı. Ama bu her daim bu şekilde cereyan etmiyor. Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde öyle olmasını istemedi. Şimdi dolayısıyla burada Türkiye'nin kendisiyle ilgili önemli hususlar bir sınırının güvenliği, ikincisi seni sınırların boyunca çevirecek bir PKK devletçi projesinin mutlak surette hayata geçmemesi yönündeki siyasetin devamlılığı, Üçüncüsü de mülteci ya da sığınmacıların Suriye coğrafyasına tekrardan dönebileceği bir ortamın oluşması. Bu ortamın oluşması da tek başına Türkiye Cumhuriyeti devleti ile rejimin arasında sağlanacak bir mutabakatla mümkün olduğunu düşünmüyorum.